Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni çıkartmış olduğumuz silim makinesinin tanıtımıyla başlamaktayız. Ürünümüz uzun çalışmalardan sonra şu an itibariyle çıkmış bulunmakta. Tanıtımına başlayacağız. Tanıtımına başlarken ilk etapta sarım yapacağız. Sarımdan sonra da makinenin kendi alt mekanik olan kısmındaki kalitesinden bahsedeceğim ben size. Tamamıyla makinenin A'dan Z'ye üretimi bize aittir. Arkadaşlar, ürünümüzün markası da Beyşah olarak şu anda piyasaya sürülmekte, silim olarak da. Şimdi saracağım sütün markaları, birincisi Saçaklı Adıyaman, diğeri Tekel tütünün toz halidir. Adıyaman tütünü zaten makineler sarıyor ise arkadaşlar, Tekel tütün çok rahat saracaktır. Şimdi başta sarımımızı yapalım. Filtre olarak da iki seçeneğimiz var zaten. Bir 6.9 ve 6.5 seçeneğimiz vardır. Biz 6.5 ile başlayalım. 6.5'ten kastımız borumuz 6.5'e göre ayarlanmıştır. Makinalarda hüküm olarak kolda ne kadar rahat ise arkadaşlar, biliyorsunuz motor takıldığında da aynı şekilde o rahatlığı ve uzun ömürlüğünü sağlayacaktır. Bakın, ufak bir dokunuş ile sarımlar gerçekleşiyor. Köküne kadar da vurmuş. Arkadaşlar şöyle görün, iyicene bakın. Yine sarım yapalım bir Adıyamanlı, tekrardan görün. Bu sefer de gidelim 6.9 makaron ile sarımızı gerçekleştirelim. Yine küçük parmak ile çekerek sarımızı yapalım. Şimdi toza geçelim arkadaşlar. Ya sarım olarak zaten şu anda üst düzey. Daha üstüne şu an bir kalite aranmaz. Piyasada da bakılmaz. Kol olarak çok rahat. Yine küçük parmak ile çekilerek çok rahat tozumuz da sarıyor. En dibine kadar vurmakta. Yine tozu saralım. Bu sefer de 6.9 makaronumuzu sarımını yapalım. Biraz sıkı toz olmasına rağmen çok rahat bir kol ile sarmaktadır. Dibine kadar vuruyor. Şimdi sarımın iyi olup ya da kötü olduğunu biz tartışmıyoruz. Biz makinalarımız zaten bu iyi sarar kötü sarar olayını zaten çok zaman öncelerden açtık. Bizim olayımız aslında makinenin iyi sarıp sarmasıydı. Zaten bunu açtığımızdan dolayı bizim asıl mevzumuz makinenin uzun ömürlü oluşu. Yani burada makinelerin uzun ömürlü oluşunu ilerleten mevzu şudur. Dört bacaktır. Yani dört bacak kendi ne kadar uzun vade bırakırsa hali o kadar makinenin ömrü olacaktır. Dört bacağımız perçinler olsun, kendi malzemesi olarak eğer ki kötü malzeme ise zamanla çalışmaktan dolayı perçinler kendi yiyeceğinden dolayı presme mesafesi az kalacaktır. Ve siz motor takılıysa eğer makineye bunu hissedemeyeceksiniz. Hali zamanla artık kesinleri zor olsa da hissedemeyeceğinizden dolayı dört bacaktaki arıza, sıkıntı, problem çubuğa farklı yerlere yansıyacaktır. Bizim şu an takmış olduğumuz dört bacağımız arkadaşlar çeliktir. Yani lafta çelik değil, gerçekten çeliktir. Eğmeye çalıştığınızda kırılır. Perçinlerimiz hakeza. Perçinler çelik değildir. O yoksa açamayız ama sert malzemedir. Yani dört bacağımız olağanüstü şekilde yüksek kalitedir. Diğer mevzuatta genelde silim olsun, diğer makinelerde olsun arkadaşlar, yataklarda şişme problemleri olur. Tütünü kesen yer burasıdır. Tütün içi bıçak girdiği zaman bu kesen yer genelde şişme yapar. Bizler kalite olarak 304 bilenlerimiz eğer varsa 304 kaliteyi, bunun 1.50 sacı, yani şu an piyasada kötü sac ile, yani 1.20 sac genelde kullanırlar. Biz bunu 1.50'ye çıkartarak hem de kaliteli sac kullanarak zaten şişmeyi engelleyen, şişme problemi kesinlikle olmayacaktır. Yani sarım kalite sürekli aynı şekilde devam edecektir. Diğer mevzuat, bunu kol olarak almak haricinde kolla aldınız. Ama bunu aldım ben motor takmak istiyorum dediğinizde, bakın yaklaştır, telefonu biraz yaklaştıralım. Burada aslında kasam şuradan kesiktir. Yanlardan ufak bir çeltik vardı tutan. Bunu pense yardımıyla çektiğinizde yüksek bir kuvvet ile kopacaktır. Ve ağzın genişliği hazneli modele göre ayarlanmış olacaktır. Motor delik yerlerimiz de hazırdır arkadaşlar. Yani motor delik yerleri ağız kesimi tak diye hızlı bir şekilde yapılarak, hatta yan tarafta haznenin yan parçasına kadar bütün ayarlar yapılmıştır. Dediğim gibi makine çok üst düzey oldu. Yapılırken zaten makinenin yapılma mantığı işte alan müşteriler kollu olarak kullansın değil de herkese, alan vatandaşlar, arkadaşlarımız, bayilerimiz aldıklarında motor takarak otomatiğe çevirerek uzun vade sorunsuz şekilde kullanmaları adına tasarlanmış bir makinedir.
Arkadaşlar tam 2 ila 3 yıl arasında bir Ar-Ge çalışması ile ortaya çıkan bir üründür. Ürünle alakalı detaylı bilgiyi de telefon numaramızı arayarak işte toptandı, perakende fiyatlarını hakeza hakkında farklı bilgiler de almak istiyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Teşekkür ederim.